İstanbul'da bir dahi. Geçtiğimiz Temmuz'un 22'si ve 26'sı arasında Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul kampüsünde gerçekleşen Games 2012 seminerleri dünyanın önemli ve Nobel ödüllü birçok ekonomist ve matematikçisini ağırladı. Türk Hava Yolları'nın ulaşım sponsorluğunda gerçekleşen etkinliğin en tanınmış konuğu şüphesiz ki John Nash'ti. Nasıl geçti İstanbul yolculuğunuz? İyi geçti, teşekkürler. Kongre için gelen çok farklı ülkelerden çok kişiyle tanıştım. Seyahat etmeyi seviyor musunuz? Aslında yolculuğun fiziksel koşullarından çok hoşlanmıyorum. Uzun süre oturmak beni yoruyor. Yine de farklı ülkeler görmek, farklı insanlar tanımak güzel. Herhalde dünyada birçok yer görmüşsünüzdür. Sadece birkaç yer gördüm. Avustralya, Afrika, Güney Amerika ve hatta Paris gibi hala görmediğim yerler var. Bu büyük bir dünya. Bence insan her yeri görme beklentisinde olmamalı. Bu sizin İstanbul'a ikinci gelişiniz, öyle değil mi? Evet, ilk gelişim akademik nedenlerle değildi, keyif içindi. Amerika'da yaşayan Türk iş adamı Ali Rıza Bozkurt'un davetlisi olarak eşim ve ben birkaç günümüzü İstanbul'da geçirdik. Galata Kulesi, Minyatürk, Topkapı Sarayı ziyaret ettiğim ve aklımda kalan yerler arasında. Kalabalıktan pek hoşlanmıyorsunuz. Yalnızlığı mı tercih ediyorsunuz? Bir başkasıyla yakın işbirliği halinde çalışmaktansa kendi kendime düşünmeye ve çalışmaya alışkınım. Zaman zaman işbirliğiyle çalıştım. Ancak araştırma değil, geliştirme, test etme ve başka insanların yardımını gerektiren işlerdi. Müzik dışında pek hobiniz de yok sanırım. Doğru mu? Müziği çok seviyorum, evet. Her türünü de dinlerim. Bach'ı çok severdim eskiden. Aslında bir enstrüman da çalmak isterdim ama ne yazık ki hiç yeteneğim yok. Çocukken kimya ve fizikle daha çok ilgili olduğunuzu okumuştum. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Bilimsel alanlarla genel olarak ilgiliydim. Ama doğru 12 yaşında evde kimya deneyleri yapıyordum. Kazalar da cabası. Babam elektrik mühendisiydi. Ben de uzun süre o mesleği düşünsem de kimyayı seçtim. Kimyada teknik çizim gibi sevmediğim dersler vardı ve matematik bölümü bize gel diyordu. Ben de matematiğe geçtim, iyi de oldu. Einstein'le tanıştığınız doğru mu? Evet, fizik ve yer çekimiyle ilgili teorik bir fikrim vardı. Benzer bir fikir daha sonra fizikçiler tarafından yayımlandı. Evrenin nasıl genişlediğine dair. Ama benim evrenin genişlemediğine, maddelerin başka bir kaynaktan geldiğine dair bir düşüncem vardı. Bu konuyu tartışmak için Einstein'a gittim. Sizin oyun teorisi kuramınız dünyaya kazan kazan kavramını armağan etti. Peki herkesin kaybettiği bir oyun var mı? Mümkün. Herkes negatif oynarsa mümkün. Yani eğer her oyuncu kendi kazancından çok rakibinin kaybına odaklanırsa mümkün. Matematiğin adaletle ilgisi olduğunu düşünüyor musunuz? Var tabii. Hem de doğrudan ilişkisi var. Matematik sadece gerçeği arar ve delile dayanır. Eğer samimiyetle gerçeği ararsanız onu bulmak kolaydır. Adalette de durum böyle. Matematik yalan sevmez. Bilimin kanunları vardır, adaletin de öyle. Evliliğin büyük bir oyun olduğunu söylemiş miydiniz? Sadece evlilik değil, insan ilişkileri. Bütün insan ilişkileri son derece karmaşıktır. Kadınlar konusunda ise siyaseten sessiz kalmayı tercih ederim.